Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin yıkıcı etkisi 10 ilimizi afet bölgesine çevirirken ülkede de olağanüstü bir dayanışma örneği sergileniyor. Hükümet 10 ilimizi 3 aylığına olağanüstü hal bölgesi ilan etti. Uzmanlar bu denli büyük yıkıcı etki bırakan ve binlerce yapının yerle bir olmasına yol açan depremin nedenlerini araştırırken kurtarma çalışmalarının ardından bundan sonrası için de yapılması gerekenleri sıralıyorlar. Dün konuştuğumuz Bursalı Deneyimli inşaat mühendisleri, depremden kurtuluş reçetesi olarak, binaların en son yapı yönetmeliklerine uygun ve sağlam zeminler üzerine yapılmasında gösteriyorlar. Mühendislerimiz ayrıca, yapılan tüm binaların tavizsiz kontrollerinin sağlanmasını ve muhakkak sigorta ettirilmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. Bursa'nın da deprem fayları üzerinde kurulu bir kent olduğuna dikkat çeken mühendislerimiz, muhakkak yapıların yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. Diğer yandan, İnşaat M. Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Mercan Küçükkayalar da, depreme dayanıklı yapılar için doğru projelendirme, doğru projeye uygun doğru üretim üretim esnasında da doğru denetimin şart olduğunun altı çizdi. Küçükkayalar yaptığı açıklamada. Ülkemiz daha kaç kez, bu milat olsun, dediğimiz deprem sonrası afet gerçeğini yaşayacak diye sordu. Depremi de, il ama afeti önlemek mümkün, diyen küçük kayalar şöyle devam etti. Temel insan haklar ından olan barınma hakkının tüm yurttaşlarımıza güvenli bir şekilde sunulabilmesi için depremi unutmama ve unutturmama ısrarımızı sürdürmeye güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar yasa yapıcıların, uygulayıcıların ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya kararlıyız. Başkan Küçük Kayalar, Kentsel Dönü. ŞÜM yasasının akılcı bir şekilde deprem odaklı revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Küçük Kayalar son olarak, ulusal deprem stratejisi ve eylem planının uygulamaya geçirilmesini istedi ve İMO Bursa Şubesi olarak da görev almaya da hazır olduklarını ekledi. Bursa'nın yetkin odalarından İMO'nun son değerlendirmeleri yabana atılmamalı. Mühendislik desteği almamış yapıların, ileride hepimiz için birer risk oluşturacağı unutulmamalı. 10. Şehri yeniden ayağa kaldırmak. Türkiye, tarihinin en büyük depreminin acılarını hafifletmek için şimdi kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi. 10 şehrimizde alt ve üst yapı neredeyse kullanılamaz halde. Buraları yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir kaynağa ve yatırıma ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyeti, o güce sahip bir ülke. Fakat, şimdi öncelikli yapılması gereken enkazdan yurttaşlarımızı olabildiğince sağ çıkarabilmek. Sonrasında ise deprem gerçeği ve fay hatları göz önünde bulundurularak bu on. Şehrimizin ve ilçelerimizin yeniden inşa edilmesi. Uzun zaman alabilir ama planlamanın baştan doğru yapılması gerekiyor. Bu konuda da en büyük görevi yine çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına düşüyor. Son yıllarda başarılı projelerle ülkenin dört bir yanında güvenli yapılar inşa eden Bakan Murat Kurum ve TOKİ'ye şimdi tekrar büyük sorumluluk düşecek. Depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için artık tavizsiz bir uygulama kaçınılmaz görünüyor. Yard. I.M. Seferberliği, Türkiye, iki gündür büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Yurdun dört bir yanında afet bölgesine yardım toplamak için vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz adeta seferber olmuş durumdalar. Toplanan yardımlar ise afadarıcalığı ile illerden deprem bölgelerindeki on kente sevk ediliyor. Türk, halkının Necip dayanışma ruhunu ortaya koyan bu yaklaşım Kahramanmaraş depremi ile bir kez daha kendini hissetirdi. Dün Bursa'da gözümüze çarpan dayanışmanın hemen her konuda sürmesi gerektiğinden yanayız. Osman Gazi, ilçemizdeki Sakarya mahallesinde de yurttaşlarımızın muhtarlığa teslim ettiği gıda, giysi ve benzeri gibi yardım malzemeleri paketlenerek Afat'a teslim edileceğini öğrendik. Bursadaki derneklerimiz de hiç boş durmuyor. Üyelerinden ve vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini dayanıklı paketlere yerleştirerek Afat'a teslim etmeye başladılar. Ülkemizde bu çaplı büyük bir yardımlaşmanın dünyayın da ilgisini çektiğini düşünüyoruz. Diğer yandan il ve il. Çe müftülüklerimizde depremde yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza son görevlerini yapmak üzere din görevlilerini bölgeye sevk etti. Görüldüğü gibi, her kurum kendi branşında deprem bölgesine yardıma koşuyor.